Ukrayna ülkelerimizin sona göre çok ilginç çıkarttı. Şu anda gündemi Rusya'nın atanmasıyla birlikte hem sağ cihazdan hem sol cihazdan büyük ölçüsüyle falan ama bir yana büyük ölçüyle atanmış olma yolu yaklaştıran Sayın Ozan Ceylan'ın ile alakalı işte bizi izleyelim görmüştür. Değerli dostuna gelen Barış bana bir gün demişti ki yıllar sonra ya demişti Ozan nereden nereye geldik ne kadar güzel ben yıllar önce hatırlıyorum beyefendi senin adını duyduğunda yüzü kıpkırmızı olurdu demişti. Doğru. Çünkü ben Kemalist bir ailede Kemalist bir eğitimle geldim. Benim için dini konular korktum çekindiğim konulardı. Anlamadığım için, bilmediğim için. Anlamadığım benim değil, yani din konusuna ben şartlanmış bir vaziyette yetiştirdim. Yani benim yetiştiğim aile ve çevre koşullarında din, yani üç harfli bir din kelimesi yabancı bir kelime gibi bir dönem vardı. Aile içinde oruç tutan, onun Rizeli dönem. Onun dışında da benim yaşadığım ortamda, yollandığım özel okullarda, yetiştiğim çevrede gerçekten bir dolu konu hem bilmediğim hem de ikincisi tehlike olarak kafama şartlandırılmış konulardı. Yani örneğin iki tane başörtülü kız gördüğünüzde evra şeriat geliyor denilen bir ortamda yetiştim. Öyle mi? Bir ara şey. Orada yetiştim. Tamam orada yetiştim. Ama şimdi şunu sorayım size. Ben orada kalsaydım. Sivil toplum kurulusu çok mutlu olacaktı şimdi. Ben hala onlarla borçlu olsaydım. Hani çok mutlu olacaklar. Ben orada yedim şu an buradayım. Yani burada olmam mı suç? Hani kaldı ki bakıyorum Hollanda'da bir aşırı sağcı partinin içinden biri çıkıp doğruyordu bugünkü aşırı herkes alkışlıyor. Veya ne bileyim Pete Stevens'ı kimse ağzından düşürmüyor. Daha nice örnekler bulabilirim. Ona geçin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçmişteki duruşu belli. Bir de isimler verebilirim. Hani herkes bir yerden bir yerlere geldi. Yani ben hala bazılarının o zaman diyorum sen al bu pardusu ama şu lafı etmiştin ya kardeşim etmiştim zaten etmedim demiyorum ki. O gün o lafı ettim ama o günden çok sular aktı. Geldim yerine bak, verdiğim mücadeleye bak. Ve şu kadarını söyleyeyim size, Türkiye'nin lideri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız liderimiz, geçmişte aynı nedenlerle bana kızıyor dese de bugün, bulunduğum yerdeysem o bana nasıl bakıyor kısmına gireceğim. Yani onu başkalar takdir etsin. O zaman, yani o bu noktadaysa bazen hala sırf sataşmak için, sırf akıllarınca zarar vermek için ki vermiyorlar artık insanlar. Yani ne Ankara'da ne Türkiye'de bazıları artık yeter artık ne istiyorsunuz bu ocancığından diyen insan çok. Bu konuda da çok sert. Evet, ben de öyle söylediğini biliyorum. Çok sert. Ben bilmiyorum. Ben girmeyeceğim o konuda. Ben bu sayın beyefendiyle ilgili. Onun da biliyorum. Benim adına düşmez. Sizin için ne istiyorsunuz? Ben kendisini çok seviyorum. Evet. Kendisi için... şunu yaparım, bunu yaparım demeyeceğim çünkü 17-25 aylıklarda vesaire yeterince sınandım. Avusturya Büyükelçiliği'ne Ozan Bey'in atandı. Anamadan Yeşiller ve SPD üyesi olarak Avrupa Parlamentosu milletvekili yapan Ozan Ceydun, 2015'te AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Türkiye İşçi Partili, Türkiye Yazarlar Sendikası milletvekili yapan yazar Demirtaş Ceydun'un oğlu olan Ozan Ceydun, 1960 Adana doğumlu. 1979'da Boğaziçi Lisesi'nden mezun olan Ceyhun, Hacettepe Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı okudu. 12 Eylül 1980 darbesinde Avusturya'ya, 1982 yılında Almanya'ya giden Ceyhun, Almanya'da sosyal pedagog eğitimi gördü. 1992 ve 1998 yılları arasında Hesam Sosyal Bakanlığı'nda çalışan, 1998 ile 2000 yılları arasında Yeşiller Partisi, ardından SPD milletvekili olarak Avrupa Parlamentosu'na görev alan Ceyhun, daha sonra AK Parti'de danışmanlık yaptı. 1980 askeri darbesinin ardından Viyana'ya gittikten sonra yaşadığı örgüte üye olmaktan dolayı hakkında soruşturma açılan Ceyhun, ikinci dev yol davasında dev yol üyesi olmak ve adam öldürme suçundan idam ile yargılandı. 1987 yılında pasaportuna el konuldu. Ozan Ceyhun, 1992 yılında kendi isteğiyle Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşlığına geçti. 1998 yılında Avrupa Parlamentosu'ndan milletvekili olarak görev yaparken Türkiye'nin başvurusu üzerine kırmızı bülten ile aranmaya başlandı. Ceyhun, 2000 yılında İran'a yargılandığı davadan beraat etti. Ondan sonra askerliğin vatandaşı olduktan sonra vatandaşlığına aldıktan sonra düşünün ben vatandaşlığına atılmış bir insan. AK Parti döneminde
Omuzlarda kabuksuz taşınan Mustafa Yalın'ın katilini bir yandan bir geçiş atamam benim. Eskiden liyakatsiz atamalar yapıyordunuz. Yaptığınız liyakatsiz atamalara hatta kıydınız diye kızıyorduk size. Ama bu sefer sadece liyakate değil, şehide kıydınız. Bu sefer sadece liyakate hakka değil, hak